ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال البلد ثمره القلب وانه مجبنه mahzene. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalı rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerefin önünde yatanlar arasında Kanuni Türbesi'nin girişinin solunda yatan müellif Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşerefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesine emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyibin, mü'minat, cemaat-i müslümin, tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-veledu, insandan doğan yavru, evet, insanın yavrusuna velet denir. Erkek veya dişi, hangisi olursa olsun, insan yavrusuna velet denir. Cemisi evlat. Türkçe'de velet kullanılmıyor. Bir tek çocuk için bile evlat kelimesi kullanılıyor. Problem değil. Galat-ı meşhur, duat-ı yerden hastır, iyidir. Yani herkesin tanıdığı ama kabul ettiği kurala uymasa da o daha iyidir. Kural var. Evlat denebilir bir tek kişiye bile. Evet, bu evlat, bu velet, semeretül kalp. Kalbin meyvesidir, kalbin semeresidir. Evet. Göz nurudur, kalbin semeresi, meyvesidir. Ve innehu mecbene. O korkaklık sebebidir. İnsanı korkutur. Evlat kalbin parçası. Semeresi, insanın parçası olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle söylüyor. Fatıma benden bir parça diyor. Efendimiz, insanın parçası evladı, insanın parçası da kıymetlidir. Evet, onun için çocuk kiminse onun yanında çok kıymetlidir. Kıymetli olur, sever çocuğunu herkes. Onun için de cihada gitmek istemez. Ölürsem yavrumdan uzak kalırım. Ebediyen onu göremem. Ölmesem bile ondan uzak kalırım diye sevdiği parçası olan çocuğundan ayrılmak istemez. Korkaklık sebebidir bu sebeple. Bu sebeple cihattan geri kalma sebebidir. Ben yokken kaybedebilirim der. Veya hasta olur ölürse diye canı gider. Evet.
besleyemezsem perişan olurum der. Yetiştiremezsem şu olur der. İşte bütün bunlar insanın korkmasına, korkaklığına sebep olur. İnsan evladı sebebiyle cihattan kalmamalıdır. İnsan evladını sever, parçasıdır tabii. Ama Allah'ın verdiği bir kalbin meyvesidir evlat. Onu veren Yaradan'ın emrini tutmak başta gelir. O nedenle Allah cihad edin, cahidu fillah dediği zaman, Allah yolunda cihad edin dediğin zaman, çok sevdiğim oğlum var, kızım var falan denmez. Buna dikkat çekiyor Peygamberimiz. Birçokları çocuğundan dolayı cihattan geri kalır. Korkaklığı sebebidir dediği bu. Evet. Böyle yapmamalıdır. Bu çocuğu Allah emretti diye evlenin. Fenkihu, ey bekarlar evlenin. Evlenmekten kaçan olursa ve enkihul eyyame minkum, ey veliler, amcalar, dayılar, babalar, halalar, teyzeler, siz de evlendirin, bekarları evlendirin emri var. Ne demek bu? Ben bu kainatı, dünyayı, kainat içindeki dünyayı insan için yarattım. Bu yeryüzünün nizamı, düzeni insan içindir. İnsan yaratıldı, dünyaya kondu. Adem Aleyhisselam, Havva anamızla Arafat Dağı'nda buluştular. Müzdelife'de evlendiler. Ondan insan nesli devam etti, çoğaldı. Evlenmek İnsan neslini devam ettirmek için. Kur'an-ı Kerim'de ayetler böyle. Nisa hüküm harsul lekum. Kadınlar sizin Müslüman tohumu ektiğiniz tarlalardır. Tarlaya ekin, çuvalsın diye ekilir. Bir tane atarsın, bir başakta şu kadar tane olur. Evet, aynı kökten kaç tane başak olur? Kur'an-ı Kerim'de bunlar misal olarak verilmiş. 700'e kadar diyor. Evet. İnsan neslini devam ettirmek Allah'ın emridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tezevvecu, tenakehu, tenaselu, tekesseru, evlenin. Nikahlanın, çoğalın. Fenni übâhi bikümülüme yevmel kıyâme. Ben sizin çokluğunuzla mahşerde diğer ümmetlere, diğer peygamberlere iftar edeceğim, gurur duyacağım. Benim ümmetimin çokluğuyla sevineceğim buyurmaktadır. En nikâhu sünneti femen râgibe an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim sünnetimdir, yolumdur, adetimdir, işimdir. Evlenmeyen benden değildir, bizden değildir. Kafirdir anlamına değil de bizim işimizi yapmıyor, bizim yolumuzdan gitmiyor demektir. Bizim yolumuz evlenmektir. Nesli devam ettirmek görevini, Allah'ın verdiği nesli devam ettirmek görevini yerine getirmektir. Kıyamet kopana kadar insan neslinin devamı dünya düzenini sağlayan şeydir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Kıyamet kopana kadar yeryüzü nizamını, düzenini sağlamaya vesile olur evlenen adam. İnsan neslinin devamını için adım atmış olur. Evlenmenden maksat insan zürriyetin çoğalması. Bu nedenle Allah'ın sevdiği bir iştir. Allah'ı memnun eder. Evlenenden Allah razı olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ için görevlendirilmiştir. O da evlenmiştir.
kendine tanınan tüm evlenme yetkilerini kullanmıştır. Bize de evlenmemizi emretmiştir. Zina yapacak kimsenin evlenmesi farzdır. Yani zina yapması sanki muhakkak gibi olan bir adamın evlenmesi farzdır. Zina yapması şüphesi olan adamın evlenmesi vaciptir. Çok sağlam oğlan ve kız zina yapmazlar, evlenmeseler de harama el sürmezler, uşkur çörmezler bile olsa sünnet-i müekkededir. Evlenmek nafile ibadetten üstündür. İki rekat gece namazı dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir. Evlenmek ondan da kıymetlidir. İnsan neslinin devamına vesile olduğu için Allah'ın rızasını kazandırır. Peygamberin sevinmesine, gurur duymasına vesile olur. Peygamberi seven Allah'ı sever. Peygamberi sevindiren Allah'ı sevindirir. Evlenmek böyle bir güzel bir şeydir. Hedefi de çocuk yapmaktır. Bu çocuk da insanın parçasıdır. Kalbin meyvesidir. İnsan çok sever. Dünya insanlar için imtihan yeridir. Çok sevdiğin evladını bakalım Allah için cihada gönderecek misin? Yoksa cihattan kaçacak mısın? Evladını askerden kaçıracak mısın? Askere gönderecek misin? Cihat askerlik demek. Evet. Çok sevdiği için çürük rapor alacak mısın? Sakat raporu alacak mısın? Hep korkaklık sebebidir. Ya ölürse, ya bir şey olursa falan diye korkaklık sebebidir. İnsan böyle yaratılmıştır. Evladını sever. Kanı kaynar. Ben de onlardan biriyim diyor Peygamberimiz. Hutbe okurken Hazreti Hüseyin düşmüş Mescid-i Nebevi'nin kumluğunda. O zaman böyle halı yok. Kumlukta. Burnu sürtülmüş. Başlamış bağırmaya, ağlamaya. Kalbin semeresidir. Peygamberimizin torunudur ama onu evladım diyor. Hutbeden inmiş, gitmiş, onu öpmüş, koklamış, tozunu silmiş, susturmuş, gene çıkmış. İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitne. Mal, evlat, çoluk çocuk imtihan sebebidir. Dayanamadım, beni imtihanı kaybettirdi yavrum diye de söylemiş. Yani bize diyor ki insan çocuğunu sever. Allah öyle yaratmış. Çocuklarınızı iyi yetiştireceksiniz. Evet. Askere göndermiyorsun, ölürse diyorsunuz. Tehlikeli. Onu güzel yetiştirmezseniz, Allah korusun imansız olursa, Allah korusun fasık olursa, çok yanlış işler yaparsa ebedi ölümüne sebep oluyorsun. İnsan çocuğunu ebedi ölümüne razı olur mu? Tabii işin sonunda bu da var. İnsan evladının, kalbin semeresi olan, parçası olan evladının ebediyen yanmasına razı olur mu? Olmamalı. Bu yaratılışa aykırı bir şeydir. Mümin Allah için çocuk sahibi olmayı ister. Allah'ın rızasını kazandıracak işlere koşsun diye terbiye eder. Allah'ın emirlerini yerine getirsin diye evlat edinir ve evladını böyle yetiştirir. Böyle olmazsa çocuğunu ateşe atmış olur. Bir, çok sevdiği parçası olan. İki, kendisi de ondan dolayı sorumludur. İmtihan sebebidir. İnne min vezvâcikum ve evlâdüküm adûvul lekum. Hanımlarınız, çocuklarınız sizin düşmanınızdır. Evet, çocuğunu çok sevdiği için namaza kaldırmadı.
hanımını, isteklerini dine aykırı olsa da yerine getirdi. Çok seviyor hanımını. Veya kocasını çok seviyor. Kocasının dine aykırı işlerini yerine getirdi. Evet, çocuklarının dine aykırı işlerini yerine getirdi. Ana baba ikisini de. Hani bazı hep erkekten misal veriyorsun diyorlar da ikisi de dahil. Öbür tarafta mahşerde يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَبَن۪يهِ وَسَاهِبَتِهِ Kuvvet, ayet celle var. O gün insan oğlundan, kızından, eşinden, arkadaşından kaçacak. اَيْنَ الْمَفَرُّ Sığınacak bir delik yok mu? Oğlum, kızım, hanımım benden hesap sormaya geliyor. Bende haklarını almaya geliyorlar diye sahneler olacak. Evet, düşman olacak o zaman. Hakkımı istiyorum diyecek. Çünkü bir tarafta cehennem, vezel cahimü su'irat, yanardağlar nasıl püskürüyor, hov, hov filan diye televizyonlar gösteriyor. Su'irat, kükreyerek böyle kaynıyor. Onu görüyor. Öbür tarafta güzel cenneti görüyor mahşerdeki insanlar. Ama defterlerinde oğlunu namaz öğretmemiş, iman nedir öğretmemiş, güzel terbiye etmemiş, karısına namaz kıl dememiş, Allah'ın emri şu demiş, örtün dememiş. Bunları ihmal etmiş. Şimdi kocasında hakkını almasa kendi gidecek o yanardağın oyunun içine, cehenneme. Onun için can benim can, kocandan hakkımı alacak kadın. Çocuk da babasından, anasından hakkını almak için peşine takılacaklar. Kur'an'da ayetler bunlar. Düşmanın olacak orada. Bu açıdan, evet, çocuk sahibi ol, çok seversin, Allah öyle yarattı. Korkaklık sebebidir. Ama Allah'ın emirlerini çiğneme sakın ha. Aksi halde işte böyle olur. Senden hesap sorarlar. Ne diyeceğiz o zaman? Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate ayunin. Evet. Allah'ım bize gözümüzün nuru olacak, mutluluk sebebi olacak eşler, koca veya kadı, hanım, eşler ver. Bizi mutluluğa erdirecek, gözümüzün nuru olacak, mutluluk sebebi olacak zürriyet ver, çocuklar ver diye dua edeceğiz. Böyle dua edeceğiz. Dua ile yetmez. Fiilen de bunun için çalışacağız. Çok sevdiğimiz evladını Allah'ın emri geldiği zaman hayır kusura bakma, namaz kılacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye terbiye edeceğiz. Uğraşacağız. Ama şimdi ayrı zaman öyle hocalar var, televizyona çıkıyor, profesör, ilahiyat profesörü. Bizim evde demokrasi vardır diyor. Ben hanıma namaz kıl demem, oruç tut demem diyor. Zamane hocası. Kur'an-ı Kerim'de açık ayettir efendi. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Hanımına, oğluna, kızına namaz kıl de. Ve'mur. Vastabir aleyha. Israr et. Devamlı söyle. Bir defa söyledim yetmez. Hayatın boyunca devam et. Bunlardan sorumlusun. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Siz onların çobanısınız. Hanımınızdan da sorumlusunuz ey ekrekler. Çocuklarınızdan da sorumlusunuz. Ana da sorumlu ikinci derecede. Birinci derecede baba, ikinci derecede anne. Çocukların yetişmesinden sorumlu. Kur'an'da böyle. Ben aracıyım. Bana kızmak yok. Ben Müslüman kardeşiniz olarak Allah'ın emirlerini size arz ediyorum, naklediyorum. İnanıyorsak bunları yapacağız. Evlat sevilir. O sevgi bizi Allah'ın emirlerini çiğnetmesin, onlardan alıkoymasın. Yoksa başımıza bunlar gelecek. Böyle dua edelim. Bir, böyle. Ve mebhale. Evet. Hasislik, cimrilik sebebidir. Evladım var,
başkasına bakıyorsun, önce oğluma, kızıma diye çok aşırı gidersin. İnsan oğlunun kızını sever, sevmesi lazım. Allah böyle yaratmış ama bazen de bu çok aşırı olur. Elin çocuğuna hiç yardım etmez, hiçbir şey vermez. Cimrilik sebebidir. Şimdi ben zekatımı verirsem yarın çocukla aşk olabilir. Şöyle bulur, böyle bilir filan diye Allah yolunda harcama ya engel olur. Onların düşüncesi hasislik, cimrilik sebebidir. Evet. Anasını babasını cimriliğe sevk eder. Onları düşüneceğim diye hayra eli uzanmaz. Evet. Bunları bilmeliyiz. Mahzene ve hüzün, üzüntü sebebidir. Hastalanırsa üzülürsün. Evet, bir şey ister, yapamazsan ne biçim babalık bu, üzülürsün. Evet, birçok iyi işleri evlat sebebiyle kaçırırsın, üzülürsün. Çoluk çocuk yüzünden yapamadım diye üzülürsün. Üzüntü sebebidir. İhtiyarladığı zaman zalan zulmederse üzüntünün okkası on para. Ne kadar üzülürsün evladından bölünce. Vaktiyle görevini yapmamışsın. Anadolu sözü efendim, ben dövme taraftarı değilim de kızını dövmeyen dizini döver. Sonra ağlıyor geliyor, hocam benim kızım şöyle, oğlum şöyle. Vaktiyle gerekleri yapmadın. O zaman üzüntü sebebidir, ağlarsın işte. Görevini yap. Evet, aile sevilir. Allah öyle yaratmış. Ama bu sebepler de var, bunlar da var. Bu parçamız olması sebebiyle. Evet, insanın başına dert de olur. İmtihan sebebidir. Kaybetmememiz lazım. Yahya aleyhisselam, Yahya bin Zekeriya, Yahya aleyhisselam biliyoruz hiç evlenmemiş. Kur'an-ı Kerim'de de seyyiden ve hasura, hiç evlenmedi. Efendi, seyyitti ifadesi var. Niye çocuk istemiyorsun, evlenmek istemiyorsun demişler. Onun şeriatında, dininde, usulünde evlenmeyebilirsin. Bizim dinimizde şeriat din demek, din kuralları demek. Yanlış anlamayın. Bizim şeriatımızda evlenmek Allah'ın emridir, peygamberin emridir. Onunkinde değilmiş. Neden evlenmiyorsun demişler. Mâli velil veled in âşe kitni ve in mâte hitni. Bana çocuk gerekmez. Yaşarsa besleyeceğim, bakacağım diye yorar beni. Allah'ımdan alıkoyar beni. Eğer ölürse de mahveder beni, yıkılırım ben. Öyle söylemiş Yahya aleyhisselam. Evet, onun şeriatında çocuk evlenmeyebilirmişin. Ama şimdi evlenmek Allah'ın emridir. Peygamberin emridir. Evleneceğiz. Neslimiz şey olacak, Allah'ın rızasını kazanacağız. Dünya düzenine vesile olacağız. Ama iyi eş seçeceğiz. İmanlı, karakteri sağlam. Besmele ile yatağa gireceğiz. Helal lokma ile hanımımızı besleyeceğiz. Karnındaki yavrumuzu helal lokmayla büyümesini sağlayacağız. Doğarken besmele çekeceğiz, şeytan oradan defolsun diye. Çünkü çocuk bağırırken, doğarken bağırır. Hadis var, kitaplarda yazıyor. Her insanın bir şeytanı var. Daha doğarken onun şeytanı onu dürtüyormuş. O masum yavruyu. Onun için bağırıyormuş, bu hainden beni kurtarın diye. Biz onun dilini anlamıyoruz ama hadis var böyle. Doktorlar da seviniyor canlı diye. Çünkü ağlamak can alameti, canlılık alameti. Tamam sevin. Bir bismillah çek doktor bey, o hainini bağırıyor o.
Ebe Hanım bir bismillah çek de onun aklına gelmezse sen varsan orada kim varsa bir bismillahirrahmanirrahim euzubillahimineşşeytanirracim deyiver de o zaman o besmele duysun da kaçsın oradan şeytan. Ondan sonra evet güzel at koyacaksın anlamlı. Bundan dolayı çocuk davacı olacak. Acayip isimler veriyorlar. Çocuğun babada hakkıdır. Babanın görevidir. Güzel at isim koyacak. Helal yedirecek, giydirecek. Evet. Annesi emzirirken besmele çekecek. Bismillah diyecek. Besmele çekilmeden emzirirse şeytan ortak sütünü emer. Sen de besmele çekmeden su içersen şeytan seninle beraber su içer. Yediğin yemeği de besmele çekmezsen ortak olur beraber yer. O yemekten de namaz kılamazsın. Namaza duracaksan üşenirsin. Esnersin. Zevk alamazsın. Manevi duyguların körelir o yemekten, besmelesiz yemekten. Besmele çekeceksin. Annesi de lohusalıkta da besmele çekilir. Adet halinde de besmele çekilir. Zikredilir, tesbih edilir. Kur'an okunamaz, camiye gidilemez, oruç tutulamaz, cemaat edilemez. Evet, konuşmaya geldiği anda 4 yaşına ilk öğreteceğin kelime La ilahe illallah kelimesi olsun. Bir kimsenin ilk sözü La ilahe illallah, ilk cümlesi La ilahe illallah. Ölürken son cümlesi La ilahe illallah olursa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 sene yaşasa arası sorulmaz. Başı güzel, sonu güzel. Hangi baba ana istemez çocuğunun güzel olmasını, ebediyen mutlu olmasını. Onun için ilk cümlesi La ilahe illallah olsun diyor Peygamberimiz, hadis var. Devamlı alışın, son cümlenizde La ilahe illallah olsun. Ya adam çok söylemiyorsa, başında duran adam La ilahe illallah, La ilahe illallah desin, o duyacağı kadar ölmek üzere adamı, o da son sözü bu olursa, ilk sözü bu, son sözü bu, dahalel cennet. Cennete gider. Kim istemez evladının cennete gitmesini? Bunu söylüyor Peygamberimiz. Temiz çağına geldiği zaman bakkala gönderdiğiniz şunu al ge, şunu al ge, şunu al ge, karıştırmadan aldı geldi. İşte bu çocuk mümeyyizdir. Temiz çağına gelmiştir. Peygamberimiz 7 yaş tarif ediyor. Ama bugünkü o şeyler, o çizgi filmler filan çocuğun zekasını çabuk geliştiriyor. Bakıyorsun 4 yaşında çocuk, 5 yaşında çocuk temiz kudretin sahibi olabiliyor. Hani bakacaksınız, bakkala göndereceksiniz. Şunu al ge, şunu al ge, şunu al ge. Karıştırmadan aldı geldi. Mümeyyizdir. Yatağını ayıracaksın, odasını ayıracaksın, namaza götüreceksin. Farz değil, alışsın diye. Ağaç yaş iken eğilir. Zaman zaman götüreceksin. Basit dini Allah var. Allah baba değil. Allah baba olmaz. Müslümanlıkta baba olmaz, ana olmaz. Hristiyanlar da o. Onlardan duyduğunu çocuğuna söylemek çok yanlış. Allah baba olursa Kur'an'ı ters söylersin. Kul huvallahu ahad lem yelid Allahu semed lem yelid ve lem yulad. Ne çocuk olur ne baba olur. Ne oğul olur ne baba olur. Sen bunu bilen adamsın. Nasıl söylüyorsun baba diye, Allah baba diye? Lütfen hanımınıza tembih edin. Siz de öyle şeyler söylemeyin. Arkadaşlara evet, buluğa erince kadar alıştırırsınız. Buluğa erdiği zaman erkek çocukların düş azması, rüyasında cinsel şey olması, kadınların adet görmesi, baliga sorumlu olması demektir. Müstakil kişi olur. O zaman mecburi olur. Baba olarak göreviniz kalk namaza. Tut orucunu. Ayıp yerlerini ört diyeceksiniz. Demezseniz aleyhinize düşman olur. Ayet okuduk. Hakkınızda davacı olur. İşte böyle. Askere gittiği zaman güle güle git oğlum diyeceksiniz. Böyle söyleyeceksiniz. Yoksa falan filan dediniz mi korkaklık sebebidir. Kıyamazsınız. Sonra da iyi yetiştirmezsiniz. Üzülürsünüz.
üzülürsünüz. Üzüntü hali, duygusallık halidir. Çok sevilen evlat ölünce üzülülmez mi? Şehit düşer, üzüntüsünden aklını yitirir, bağırır. Neye öldün, neden öldün? Allah'ım benim çocuğumu elimden aldın. Bu imanlı mümine yakışmaz. Kesinlikle haramdır. Bağıra çağıra, saç yola, baş yola yola ağlamak kesinlikle cahiliye putperestlerin adetidir, haramdır, lanet sebebidir. Böyle ölen kimsenin arkasından bağıra çağıra ağlandı mı, ölüye de eziyet ederler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Onun için üzülürsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İbrahim, oğlu İbrahim ölünce şapır şapır ağlamış. Bir de demiş ki, sen bizi ağlamayı yasak ettin, kendin ağlıyorsun. Ben sizi ağlamayı yasak etmedim evladım. Bağıra çağıra, saç baş yola yola, gömleğini yırtarak bağıra çağıra ağlamayı yasak ettim. Bu kadere itirazdır, bu yanlıştır, lanet sebebidir. Ama kalp mahzun olur, evlat sevilir. Ölümüne üzülülmez mi? Kalp mahzun olunca gözden yaş akar aslanım buyurmuş. O sınırı geçmeyeceğiz. Geçen olursa sus diyeceğiz. Gerekirse ağzını kapayacağız. Ses çıkarmazsak lanet sebebi ikimize de var. Dinleyene de var, ona da var. Suça ortak. Evet, ben size bunları arz ediyorum. Efendimiz işte bu şeyleriyle bunlara dikkatimizi çekiyor. Evlat kıymetli olur. Üzüntü sebebidir, korkaklık sebebidir. Çok sevildiği için bunlar olur. Dikkat edin. Ebu Said Hudri, Yeraltı Camii'nde kabri var. İnşallah hakiki kabridir. Ama ismi orada var. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizim hayli eylesin. Efendim, ravi diyor ki, Ebu Said Hudri, Hasan ve Hüseyin koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Onları kucakladı. Nasıl bağrına bastı. Başlarını, saçlarını kokluyor. Oh, oh diye. Ondan sonra da evlat budur. Sevilir. Ama korkaklık sebebidir. Üzüntü sebebidir. Evet. Bak, minberde hutbe okurken ağladı diye dayanamamış, inmiş gelmiş. Sonra demiş, kaybettim yahu demiş. Yani bizim hallerimize dikkat edin diyor. Böyle ölçülere uyum. Onu söylüyor. Evet, gene Peygamberimiz buyuruyor. Sonra çocuk öpülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havle binti Hakim söylüyor radıyallahu anha validemiz. Ahazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasenen fekabbelehu. Hazreti Hasan gelmiş, kucaklamış, öpmüş. Ondan sonra da demiş, seviyorum demiş. Çocuk sevilir. Çocuk korkaklık sebebidir. Başına bir şey gelecek diye de böyle canım gidiyor. Bu hadisi söylemiş. Gene Hazreti Hasan'ın kucağını almış, öpmüş. Hazreti Hüseyin Efendi almış, öpmüş. Çocuk öpmek sünnettir yani, sevaptır yani. Cennet kokusudur diyor Peygamberimiz. Onların başının kokusu cennet kokusudur. Cennetin nimetlerindendir. Bir tane Akra bin Habis diye bir sahabi varmış. Yani bu olayı anlatıyorum. O adam kötüymüş demeyeceksiniz. Bu olay olacak ki meseleyi öğreneceğiz. Adam çöl bedevisi. Çölde yetişmiş. Kültürü falan ama Müslüman. Şimdi ne kadar büyük alim olsam onun ayak tozu olamayız. Peygamberden bizzat öğrendi. Hazreti Hüseyin öpünce demiş, ya Resulallah yakıştıramadım sana demiş. Neyi yakıştıramadın demiş. Erkek adam çocuğunu kucağına alır mı yahu demiş. Öper mi yahu demiş. Erkek adam çocuğunu öpmez, kucağına almaz. Orada durdurur demiş. Görgüsü öyle. Bizde de vardır o. Bizde de vardır. Yani böyle bir mesafe. Evet, çocuk öpmek. Efendimiz demiş ki, Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapayım demiş.
Çocuğa acınır, merhamet duyulur, öpülür. Sünnettir. Çocuk öpülür, şefkatle kucağa sarılır, çocuğa şefkat, merhamet aşılanır. Çocuğu öpmezseniz, kucağına alırsa, koklamazsanız gangster olur. İnsafsız bir katil olur. Bunun örneği geçmiş senelerde Türkiye'mizde oldu. Evet, Kayseri'de bir çocuk 6 kişi öldürdü. Gözünü oynuyor, burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, tırnaklarını söküyor, sonra da öldürüyor. 7.'yi öldürecekken peşine düştü. Kahraman polis yakaladı. Çocuk konuşmuyor. Evet, olmuş vakayı arz ediyorum size. Onunla beraber katil oldu polis. Hücreye hapsediyorlar. 6 tane katil. Onun arkadaşı oldu. Samimiyet kurduktan sonra yahu dedi, niye dedi çocukları dedi, öldürdüğün adamların gözünü oyuyorsun, kulağını kesiyorsun, burnunu kesiyorsun, tırnağını söküyorsun. Benim gibi alnından tak diye vursana lan dedi. Niye böyle yapıyorsun? Sende hiç merhamet yok mu lan? Arkadaş dedi polis. Abi dedi, merhamet ne demek? Yahu sen şefkat bilmiyor musun? Abi şefkat ne demek? Yahu dedi polis, olan vaka bu. Anan baban akşam seni gündüz veya akşam gece hiç kucağına alıp da bağrına basmadı mı? Saçını koklamadı mı? Öpmedi mi? Yok abi, benim babam hammaldı, cahildi. Anam da öyle cahildi. Namazımsa hiçbir şey yok. Para kazanamıyordu, eve geliyordu, anamla kavga ediyorlardı. Öfkelerini alan birbirlerine küfrediyorlardı, dövüşüyorlardı her gün. Öfkelerini alamadılar mı gelip beni de dövüyorlardı abi. Hiçbir gün anam babam beni kucağına alıp öpmedi. Dayak yedim ben, küfür duydum. Demek ki çocuğu öpmek çocuğa merhamet, şefkat aşılamaktır. Yapmamış bak, böyle bak. Gözün oyuyor. Bağırmıyor mu öldürdün mü? Bağırmaz mı abi ya? Sen de hiç acıma hissi yok mu? Ne demek acıma hissi abi? Olmuş bir vaka. Anası babası çocuğunu öpecek. Onu sarıp sarmalayacak. Merhamet şefkat aşılayacak efendim. Evet, Hazreti Hüseyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh. Şimdi Ümmü Seleme anamız var. Hanımlar, analarımızdan, peygamber hanımlarından yer oda. Önünde biraz açıklık var. Tek oda. Peygamberin yattığı odalar böyle arkadaş. Ortopedik yataklarda yatmadı. Karyolalarda yatmadı. Öyle kaloriferli, klimalı apartmanlarda yatmadı. Öyle bir koca Muhammed Mustafa, kainatın yaratılış sebebi, öyle odalarda yattı. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ümmü Seleme Hanım'ın odasındayken. Demiş, kardeşim Muhammed, karını çıkar demiş. Hanımını çıkar. Özel meseleler konuşacağız. Çık demiş Ümmü Seleme dışarıya. Ümmü Seleme anamız görmüyor Cebrail Aleyhisselam'ı. Çıkarmış. Tembih et demiş. Ben buradayken içeriye kimseyi almasın. Kapıda dursun. Nöbetçilik yapsın. Ümmü Seleme demiş, kapıdan kimseyi dur, kimseyi içeri alma. Peki ya Resulallah. İçeride konuşurlarken Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Ali pehlivan adam, güçlü adam. Bir omuz darbesiyle Hayber Kalesi'nin demir kapısını kaldırıp yere indiren adam. Öyle güçlü bir aslan. Haydar derlermiş ona zaten. Haydar, aslan. Anası Haydar dermiş. Allah şefaatine nail eylesin. Hazreti Hüseyin de onun aslanı olunca o da aslan olacak tabii. Kabadayı bir gürbüz çocuk. Gelmiş, ben dedemi göreceğim demiş. Oğlum demiş, tembih etti, biraz daha oyna sokakta. Deden kimseyi alma içeri dedi. Kenarda dur, güçlü çocuk ya. Ümmü Seleme anamızı şöyle ittirivermiş, güçlü çocuk çünkü. İçeri girmiş. Doğru odaya varmış, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına oturmuş.
Evet, bunlar hadis. Hikaye anlatmıyoruz. Okuturduktan sonra sakalına sıkılıyor, kulağına sıkılıyor, burnuna sıkılıyor, gözünü sokuyor parmağını. O öyle yaptıkça da Peygamberimiz onu sarılıp öpüyormuş, kokluyormuş. Devam ediyor böyle. Biz olsak bir tane vururuz. Çocuk sevilir, dövülmez. Bak, gözüne parmağını soktuğu halde öpüyor, kokluyor. Kulağına sıkılıyor, öpüyor. Saçını sıkılıyor, öpüyor. Bir eyyam devam etmiş böyle. O asılıyor, o öpüyor, kokluyor. Cebrail aleyhisselam demiş ki, ya kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çok mu seviyorsun demiş bunu. Allah için demiş, çok seviyorum. Sevilmez mi? Ya şuna baksana be. Ama senin çok sevdiğin o oğlumu demiş, kavmin Kerbela'da öldürecek. Evet. Benim yavrum kötü adam değil ki. Niye öldürsünler? Öyle de olsa demiş, şu raftaki çömlek, toprak çömlek, kan taştığı gün Kerbela denilen yerde bu torunu kavmin öldürecekler. Haber vermiş. Bunu da Ümmü Seleme Hanımız kapıda duymuş. Evet. Sonra Efendimiz irtihal buyurmuş. Aradan zaman geçmiş. Hazreti Hüseyin'i zorla, biliyorsunuz, halife ol başımıza diye götürdü Iraklılar, Küfeliler. Kerbela'ya vardığında da Emevi ordusu onu sardı etrafını. Senin uğruna ölmeye hazırız diye götüren adamlar çil yavrusu dağılmış orduyu görünce. Çoluk çocuk, kadın, kız da kalmış Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ve Cebrail aleyhisselam haber verdiği günde Ümmü Seleme'nin naklediyor işte bunu. O gün o evinde, odasında bakmış, çömlek taşmış, kan taşmış. Başlamış ağlamaya. Müminlerin anası demişler, Resulullah aklına mı geldi? Resulullah çok seviyor, kocası ya. Yok demiş, Hüseyin'im gitti demiş. Hüseyin'im gitti evlatlar. Demiş, ne var yani? O zaman anlamışlar. Böyle 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 dedi, ben de duymuştum. Şimdi kan taştı, hakikaten bir bakıyorlar aynı anda. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ediyorlar. Evet, çocuk sevilir, öpülür. Evet, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Hazreti Hasan'la Hüseyin arasında zaten birer sene var. İkisi de acar çocuklar. Güreştirmiş onları, çocukları. Hazreti Hasan ağabey, Hüseyin küçük. İslam'ın prensibi güçlü olana değil, zayıf olana yardım etmektir. Şimdi Diriliş filmini seyrediyorsunuz herhalde. Osmanlıların da tutulmalarının sebebidir o. Savaşan iki ordu görmüş, atamız bakmış bir taraf çok zayıf, gitmiş zayıf tarafı desteklemiş. Dinimizin emri öyledir. Biz zayıftan yanayız, hakkını mazlumdan yanayız. Korumak için. Kural bu. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Hazreti Hasan büyük, güçlü, Hüseyin küçük, zayıf. Başlamış onların başına Hazreti Hasan'ın, Hasan'a yardım ediyor. Hasan, Hüseyin'in bacağını tut, kolunu tut, şuradan tut filan diye taktik veriyor güreşirlerken. O sırada Hazreti Ali gelmiş. O böyle söylüyor, alın tut. Kolunu tut, bacağını tut Hasan diyor. Demiş, ya Resulallah, şaşırdım demiş. Niye şaşırdın ya Ali? Sen zayıf olanı yardım et diyorsun bize. Hasan abi demiş, Hüseyin'e yardım etmen lazım. Hasan, Hasan diyorsun, durmadan ona taktik veriyorsun. Ali baksana demiş, ona da Cebrail taktik veriyor. Cebrail aleyhisselam da Hüseyin, Hasan'ın kolunu tut, bacağını tut diyor, o da ona taktik veriyor. Onlar öyle mübarek insanlar. Allah şefaatlerini bizi nail eylesin. Çocuk sevilir, çocukla güreşilir. Yıkılıncaya kadar değil. Yıkacağı zaman o zaman güreşmeyeceğiz. Çocukla böyle samimi olunur, Efendimizin sünnetidir. Arz etmek istediğim bu. Onun için anlattım bunları. Evet efendim. El-veledu, çocuk, erkek kız, bir veya çok,
lil firaş, döşeğindir, döşeğe tabidir. Evet, ve lil ahiri, zinacı için ise el hacr, mahrumiyet vardır. Evet, bu önemli bir kuraldır, kanun maddesidir. Şimdi evlenmeden söz ettik. İki Müslüman şahit, gavur Müslümana şahit olamaz. Hiçbir yerde, nikahta da olamaz. Erkek bulamazsanız bir erkek, iki kadın. 400 kadın olsa olmaz. Dinin kuralı bu arkadaş. Neden içini anlatırız ama şimdi yeri değil. Bir erkek, iki kadın veya iki erkek Müslüman huzurunda erkek kıza ben sana zevceliğe, helallığa şu mehirle aldım der. Aldım. Evet, yok. O kanunda. Evet, geniş zamandır, şüphelidir. Şimdi mi evet, bir sene sonra mı evet, iki ay sonra mı evet? Şimdi hocam, rica ederim ya. 400 daveti bastırmış herif. Düğüne diyor. Şimdi evet dedi, belli değil mi? Değil. Fransız Medeni Kanunu'nda deneme süresi var. Deneme süresinden sonra ayrılırlar. Kanun da var ya. Evet, onlara öyle. Kesin. Arkadaş. Zina haram, yaklaşmak bile haram. Ama o akit kesin olacak. Haramı helale, hatta farz. Kocasının kadı hanımıyla ilişki kurması görevidir, farzdır. Farz olacak. Zina farz oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Kesin olması lazım o akdin. Evet, ne zaman evet? Şimdi, yarın, hepsine şamil. Hepsini kapsayan bir ifadedir. Onun için İslam uleması diyor ki şüpheli lafızlarla olmaz. Aldım, vardım. Eş olarak seçiyor musun? Evet. Seçtim de lan. Evet, seçtim de. Nikah kıyılsın. Ben bunu kabul ettim, dım dım de. Ne zaman? Dün. Problem yok. Daha yatağa girmedin. Yarın aldım olur mu? Olmaz. Kesin ifade kullan diyorlar. Kanunun dediğini yap. Evet. Arkasına seçtim de. Vardım de. Oğlumuz, kızınız. Bir daha hoca çağırmaya gerek yok böyle derse. Evet. Hoca zaten evet mi aldım mı bilmiyor ki. Abi dua ya. Dua ile olmaz. Bu kelime çok önemli. Aldım, vardım. Kesin lafız olacak. Evet, böyle nikah kıyılır. Bu nikah kıyıldıktan sonra kocanın, hanımının bedeninden, cinselliğinden yararlanma hakkıdır. Lil firaş. Yatağa girip yatma hakkıdır. Ama mehir vardır. Bu kadınlığının karşılığı maddi. Hacca gitmek olmaz, ömre gitmek olmaz. Para, arsa, para, altın veya apartman veya daire, neyse yani. Ne koparabilirse. Ama tabii diyor ki Peygamberimiz, evliliği zorlaştırmayın. En güzel evlenme kolay evlenmedir. Oğlanı zora sokmayın. Adam Van'dan geliyor, başlık parası biriktireceğim diye 10 sene burada hamallık yapıyor. İslam'a uymuyor arkadaş. Basit olsun, kolaylaştırılsın. Güzel olan budur. Ama kadının hakkıdır bu. Ya peşin oğlu ister, kız onu almadan yatağa girmez, hakkı vardır. Ya da işte nişan takımı peşin olsun, bağladığın bilmem şunlar. Bir de işte sonra şunu ver, 16, 26, neyse yani. Bunu ver diye müeccel, mehri müeccel ve mehri müeccel olur bu. Dinin emri bunlar efendim. Şimdi bunlar bilinmiyor diye dinin emri kalkmaz. Ben onu arz etmek istiyorum. Ya hocam, bunlar hiç konuşulmadı bizim nikahımızda. Var. Hoca bunu bilmediği için sana söylemediyse de otomatikman sen hanımına mehir borçlusun. Senin hanımın ayarındaki kızlar kaç para alıyorsa otomatikman üstüne bu yazdı, borçlu diye. Melek yazdı. Onu ödeyeceksin. Koca önce ölse, onu ödemeden ölse
mirası taksim edilemez. Kadının hakkıdır o. Ama bağışlarsa hiçbir şey değil mi? Aliyül ala olur. O ayrı iş. Ama hakkıdır. Bu dinimizin gereğidir. Şimdi işte bugünkü kanunda da böyle. Akıl yolu birdir. Evlenen adam karısıyla cinsel ilişkiye girer, görevidir. Bugün de öyle, dinde de öyle. Yatak hakkı diyor. Peygamberimiz benim gibi kaba konuşmuyor. Cinsel ilişki demiyor. Lil firaş, yatak hakkı diyor. Yatakta ne olacak? O olacak tabii. Evet, evlendikten sonra kocanın hakkıdır. Mehrinle hallettikten sonra kadın hayır diyemez. Davet ettiği halde hayır dediği anda kocasının gönlünü yapıncaya kadar yerin göğün laneti tepesine yığar. Melaikeler her şeyi ona lanet eder, o kadına. Çorap almamış, bilmem ne almamış, darılmış, kocasından gel diyor, gelmiyor. O anda ölse melun olarak ölür. Ben aktarıcıyım. Bakın bütün kitaplara bakabilirsiniz. Arkadaş. Gelmek zorunda. Yatağına. Evet. O yatak hakkı kocanındır. İşte bu yatak hakkından dolayı evli olduğu anda doğan çocuk o kadından o kocaya aittir. Evet. Çocuğun en az 6 ayda doğar çocuk. En çok, çok 3-4 senede doğan da var da en az 6 ay. Bugün medeni kanunda da öyle. Evlenmişin 6 aydan evvel doğdu çocuk. Bu çocuk o heriften diyemeyiz. Demek evlenmeden o çocuk o kadının rahminde varmış. Başkasından böyledir. Dinde de böyle, kanunda da böyle. Ama 6 ayı tamamladı, ertesi gün doğdu. Aslında adamdan değil çocuk mesela. Şer'an, dinen, her o çocuk o herifindir. Yatak hakkı var çünkü. Yatak hakkı demek, cinsel ilişki serbest demek. O çocuk o adamındır, evlenen adamındır. Evlendiğinden, nikahtan 6 ay sonra doğmuşsa yatak hakkı. Çocuk yatağındır dediği o. Bizim kanunda da böyle yani. Aksini ispat edeceksen, ben dedik değil bu çocuk. Diyeceksin, benim kadın zina etti. Zinayı söyleyebilmek için soruyorlar da şimdi. Buna bilinmiyor. 4 tane adil Müslüman erkek. Kur'an'ın tabiri bu. Kur'an'ın tabiri, benim tabirim değil. Kur'an-ı Kerim'in tabiri. 4 tane erkek adil. Yani namaz abdesti yok, içiyor. Bunun şahitliği geçerli değil. Namazını kılıyor, yalan söylemiyor. Güldürücü değil mesela, sözüne inanılmaz. Adil, adil Müslüman erkek çıplak vaziyette zina ettiğini görecek ki zina etti diyebilirsin. Gelmiş evine, elin herifine yakalamış karısını. Bir dakika durun, ben 3 kişi daha bulayım, gelin. Dinler mi herif? Ne olacak İslam akıl dini böyle durumlarda? Kadıya başvuracak, yani hakime, koca. Benim eşim falanca ile zina etti. Çağıracak hakim, kadı. Dinde kadı, şimdi hakim, şimdi yargıç olabilir. Tabii İslam'da evli kadının zinası öldürülmektir. Rejim, taşlanarak öldürülmektir. Kocanın da öyledir, kadının da öyledir. Ölüm var, can tatlı. Öyle bir şey yapmadım ben, hayır hayır diyecek. Tabii 4 tane şahit lazım zina ispat için. Nerede bulacağız? Mülaane derler. Sen bu işi yaptın mı? Hayır yapmadım. Vallahi billahi yapmadım. Eğer yalan söylüyorsam yerin göğün laneti tepeme yağsın. 4 defa böyle söyler kadın. Kendine lanet okur. Sen de buna iftira ediyorsan, yalan söylüyorsan yerin göğün laneti tepeme yağsın. 4 defa da o. Hakim ayırır aralarını. Hakim ayırır. Nikahı iptal eder. İslam hukukuna göre konuşuyorum. Arkadaş.
Buna mülâhane derler. Yani 6 ay geçtikten sonra yatak hakkı kocanın olduğu için çocuk onun aksi ispat edersen bu yol var. Bu yol var. Başka şekilde zina etti diyemezsin. O senin yatağın malı. Dinde böyle. İşte onu söylüyor peki. El beledülil firaş dediği odur. Bugün kanunda da böyledir. Evet. Vel ahiru zinacıya gelince el hacr ona mahrumiyet vardır. Zina çocuğu zina yapan erkeğe sayılmaz. Onun adını almaz. Nesep sabit olmaz. Anasının oğlu diyorsunuz. Siz de anasının oğlu olur. Ondan doğdu kesin çünkü. Bu şeyden Emevi halife, Emevi döneminde de olmuş. Ziyad bin Ebih diye bir herif. Babasının oğlu. Babası zina olduğu için babası şunun oğlu diyemiyorlar. Adını söyleyemiyorlar. Dinden söyleyemezsin. Meşhur bir adam Ziyad bin Ebi Şüperceki. Ziyad bin babasının oğlu. Öyle ismi öyledir. Zina mahsulü çocuk babasına bağlanmaz. Ona mahrumiyet vardır. Nesep ondan değil. Ayrıca mirasçı falan yok. Olmaz. Bitti o. Mahrumiyet vardır. Efendim bunu Hacer şeklinde okuyanlar yok olmaz beyefendi. Zinadan dolayı taşlama her zaman olmaz ki. Bekar zinası olursa sopayla dine göre konuşuyorum. Ancak evli kimsenin zinasından taşlama olur. Bekar kimsenin zinasını taşlama değil, sopayla cezalandırılır. Onun için hacir bu mahrumiyet demektir. Evet, nesep ona bağlanmaz. Evet, o taşlamadır diyen yanılmıştır diyor Gümüşhanel Hazretleri. Ahta'a men ze'ame ennel murad er-recim bil hacer. Taşla rejim etmektir diyenler yanılmıştır diyor. Fıkıhta da öyledir. Fıkıhta evet. Evet, bu sahih akit. Sahih akit. Dili geçmiş sıgalarıyla iki tane Müslüman erkek huzurunda evlenilen sahih akitle yatak hakkı kocaya verilir. Kadın karşı buna karşı duramaz. Tabii adetli ise hariç. Çünkü adetliyken haram. Ayrıca bunları biz size öğretmek görevimiz. Konular biraz şey kaçıyor ama karısının çocuk doğacak yerinden cinsel temas yapabilir. Ağzından, dübüründen, dışkı deliğinden kesinlikle karısı da olsa haramdır. Bazı hocalar yazmış kitabına da kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle çiziyorum altını. Kesinlikle Kur'an'a aykırıdır, hadise aykırıdır. Bu konuda ben de kitap yazdım. Kesinlikle haramdır. Karısının çocuğu olmasın diye dübüründen kesinlikle haramdır. Lanet sebebidir. Mel'undur. Bunu da burada ifade ederim. Evet efendim bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Nesai, Ebu Davud, İbn Mace, Buhari, Tirmizi, hulasa Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden Ebu Hureyre'den, keza Ebu Davud ve diğerleri Hazreti Osman'dan, Ali'den, Ömer'den, Vasıletü ibn Askâ'dan 10 tane sahabiden neredeyse bir tevatür derecesine varacak. Öyle bir hadis bu. Evet efendim. Evet. El beledu min reyhanetil cenne. Çocuk cennet rızkındandır. Veyahut da cennet kokularındandır. Reyhanındandır. Cennet çiçeğidir. Cennet rızkıdır. Güzel evlat yetiştirirsen... Şimdi ben babama çalışıyorum. Hadis okuyorum, babama seninkini ötüyor Süleymaniye diyorlar, hep yazıyorlar. Arkadan rütbesi artıyor. Bir torunu, adamın cennette, hadisler söylüyorum şimdi. Buhari hadisler bunlar. Adam cennete girmiş, kapı içinde yer bulmuş. Ama bir gün birdenbire yükseltmişler. Demiş, ya Rabbi, burası kazanma yeri değil. Ne oldu?
torunun besmele çekti demiş. Onun için rütbe verdim sana. Evlat insana fayda ediyor. Ama tersi de var tabii. Güzel yetiştirmemişsen, öğretmemişsen, zina ettiği zaman üzülüyor. Evet, üzülüyor. Çok üzülüyor. Haberler oluyor yani. Kötülük yaptıysan, hırsızlık yaptıysan haberi oluyor. Böyle iyilik yaptın da arkandan. Ona göre arkandan hep iyilik olsun istiyorsan iyi evlat yetiştireceksin. İyi evlat yetiştireceksin. Evet, cennet kokularındandır. Cennet rızkındandır. Allah'ın cennet rızıklarındandır. Yani çocuk cennete sebep olur iyi yetiştirirsen. Veya doğmuş, masumken ölmüş. Evet, sen de imtihanı kaybetmişsin. Götürüyorlar şeye, cehenneme. Orada da kalmak yok arkadaş. Ya cennete ya cehenneme. Masum yavru kapıya dikelirmiş. Ben anam babam buradan sokmam. Sokacaksınız ben de sokun. Masum çocuk cehenneme girer mi? Masum yavrusuna böyle bağıra çağırıya hani dövüne dövüne ağlamamışsa cennet sebebidir. Oraya sokturmayınca götürecekler cennete. Çocuk kurtaracak. Cennet sebebidir. İyi yetiştirirse cennete girip cennet güllerini koklama sebebidir. Anlamına. Evet, rahmet sebebidir. Rahat sebebidir. Rızık sebebidir. Evet. Evet. Çocuğu koklamak da böylece cennet kokularından diye sünnet olmuş oluyor. Çocuğun başını diye koklayacaksın. Çocuğu sepeceksin, öpeceksin, kucaklayacaksın, bağrını basacaksın. Havle binti Hakim'den, evet, Ümmiyeti Sülemiye'den naklolunmuş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi çocuk dedik, neyle olur? Nikahla olur. Nikahla olmazsa birleşmek zina haram. Nikah olunca ne olur? Düğün olur. Şimdi ondan bahsedeceğiz. El velimetu, velime, düğün yemeği. Müslümanlar evlenmelidir, söyledik. Evlendiğin zaman düğün yapılır. Efendimiz söylüyor bak. El velime evveli yevmin hakkun. Bir gün velime haktır. Evet öyle söylüyor Peygamberimiz. Evlim velev bi şatın. Param yok hocam falan. Ha, Efendimiz'in sözü bu. Bir koyun alacaksın demiş. Bir koyun alacaksın, onunla düğün yemeği yapacaksın. Zenginsin, 10.000 kişi çağır. Hepsini kebap yedir. İsraf değil arkadaş. Zengin, fakir, Müslümanları çağır. Müslümanlar bir araya gelsin, dargınlık, kırgınlık olmasın. Allah bunu çok seviyor. Müslümanların şu topluluğumuzdan Allah çok memnun oluyor. Müslümanlar dargın olsanız yan yana oturamazsınız. Oraya kaçar adam. Ben biliyorum. Camide bile ötek tarafa gidiyor. Yan yana oturduğumuz gönülleriniz birbirini seviyor demek. Allah da sizi seviyor. Düğüne gelince de neşeli. Yan yana oturuyorsunuz. Allah seviniyor. Bir de bak haram işlememek için Allah çocuk yapın dedi. Peygamber çocuk yapın dedi. İşte ben bunu yapıyorum de teşekkür ediyorsun. Herkese gösteriyorsun. Teşvik olsun diye. Düğünün anlamı bu. Düğün yapacaksın. Düğün yemeği vereceksin. Buna velime denir. Velime. Evlenirken verilen yemek. Evet. Sünnet yaparken yemek. Sünnettir. Sünnet de İslam'ın emirlerindendir. Kore'de Tugay'ımız bizim ne oldu? Amerikalılar kurtaracağını derken çembere kaldı, savaştılar. Amerika bizim de karışık. Gavurun namazı falan kılınmaz. Ölen Mehmet mi yoksa John mu? Nereden bileceğiz? Eteğine bakacağız. Sünnetliyse bizim yavrumuz şehit muamelesi yapacağız, namazını kılacağız. Bu sünnet bu kadar, Müslümanlıkla kafirliği ayıracak kadar kuvvetli bir sünnet. İlk defa İbrahim Aleyhisselam olmuş,
diyorlar 80 yaşında veya 120 yaşında ihtilaflı kendini keserle, bildiğimiz keserle uzatmış, kesmiş, kesilecek yeri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetli doğdu. Göbeği kesilmiş doğdu. Efendimiz Allah çok seviyor. Başkasının elinde diye hepsini tamamlamış. Öyle doğmuş ama o da diyor ki sünnet ettirin çocuklarınızı. Sünnet edince de bir yemek verin. Bir evladıma şükür yemeği. Zengin fakir herkese çağırın. Evet, o yemek verilir. Çocuk doğduktan sonra başının gözünün sadakası olsun. Allah'a böyle bir evlat verdi de şükür olsun. Güzel evlat olsun. Kendine, milletine, vatanına, insanlığa hayırlı olsun diye. Kazasına belasına gerilsin diye. Erkek çocuğa imkanı varsa iki koç. Kız çocuğa bir koç kesilir. Buna da akika denir. Eş dost çağırılır. Sen de yiyebilirsin. Eş dost çağırılır. Yemek yapılır. Evet. Misafir geldiği zaman yemek verilir. Bina yapıldığı zaman yemek verilir. Vekir denir buna. Bak, kurban kesilir demedim. Kurban Allah için kesilir. Binaya kurban kesilmez. Yemek verilir. Eş dost gelsin, işçiler yesin, eş dost yesin diye. Kazayı belaya uğramasın, yıkılmasın diye. Şükür yemeği. Bu vardır. Evet, musibet anında yemek verilir. Yağmurun yağmaması musibet değil mi? Ortalık kurudu mu aç kalırsın. Karıştırırlar, hem dargınlıklar gitsin diye yemek vermezler mi? Dinidir o. O da vardır. Ondan sonra hiçbir sebep yokken müminlere ikram etmek sevaptır. Mektebe derler, o da sevaptır. Evet. Düğün yemeği çok önemli. Okuyacağız şimdi. El velimetu hakkun. Düğün yemeği haktır. Yapılmalıdır. Şeriatta yeri vardır. Femen lem yucib fakat asallaha ve rasulehu. Düğün yemeğine gitmeyen adam Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'ya isyan etmiş olur. Düğün şenlik demek. Eş dost gelmezse nasıl şenlik olsun yahu? İki herif, karı koca otursalar şenlik olur mu? Eş dost gelecek, muhabbet olacak. Onun için müminler birbirinin kardeşi, düğüne gidecek, sevincini artıracak. Herkes geldi diye adamın ayakları yere basmaz, uçar sevincinden. Öldüğü zaman da gideceksin, cenaze namazını kılacaksın, üzüntüsünü dağıtacaksın. Müslümanlık budur. Evet. Düğün yemeğine gitmezseniz Müslümanlık kardeşlik görevinizi yapmadığınız için Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olursunuz. Buhari Müslüm hadisi efendim. Şimdi düğün yemeği ne kadar olur? 40 gün. Yo. Bir ay. Bir hafta. Zengin herifmiş. Bizim için önemli olan Kur'an'dır, peygamberin emridir. Şimdi okuyorum. Düğün yemeği bir gün haktır. Olmazsa yanlıştır, sünnete uymamaktır. Haktır. Olmalıdır. Sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkededir. Ves-sani ma'ruf. İki gün sünnettir. Maruf sünnettir. Vel-yevmi salis sum'a ve riya. Üç gün sürdü mü, üç gün tamamlanıncaya kadar düğün yemeği sürdü mü ziyafet, gösteriştir, riyaliktir, mürailiktir ve haramdır. Bir hafta nasıl oluyor arkadaş? 40 gün nasıl oluyor? Müslümansan. 3 gün diyor bak. Dolmayacak. Onun için bizim mesela memleketimizde Perşembe
Cuma günü, çarşamba günü başlarlar. Çarşamba, perşembe, cuma günü öğleyin bildirirler gelini ata, taksiye. 3 gün dolmasın diye. Niye cuma gününe? Cuma günü gusletiyorsun. Cuma günü gusletmek, camiye gel, cuma kılarsan 10 günlük günahları sildiriyor. Bir de kadını mecburen yıkandırmış oluyorsun. Ki sevap kazanıyor erkek. 2 cuma guslü sebep olduğu için. Onun için vatandaşımız, bizim insanımız bunlar düşünerek cuma gecesi evlendirirdi eskiden. Şimdi artık her yere dağıldı da. Pazar tatil olduğu için Avrupa'da bizimkiler de onlara uydular. Bir şey demiyorum. Düğünlerde pazara geldi. Aslında cuma akşamı olması buradan sevaptır. 2 sevap kazanır damat. 3 günü tamamlarsanız gösteriştir, riyadır diyor ve haramdır tabii. Övünmek anlamına gelir. İnsanlara karşı neymişim ben demek olur. Bu vebaldir ve selam. Aynen böyle. Vebalün aleyhi. Aleyhine vebaldir. 3 günü tamamlamayacaksın. Ne kadar büyük ikramda bulunursan bulun. İkramın şeyi olmaz. İsraf etmeyeceksin, çöp atmayacaksın. Sen de düğüne gittiğin zaman yiyeceğin kadar alacaksın. Şimdi o ılıcılara gidiyorlar. Sıcak sulu otellere. Açık büfe. Değil mi efendim? Biz de gidiyoruz. Siz de yaşlanınca, ayağınız ağrınca gideceksiniz yani. Şimdi açık büfe diyor, alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor, örtülü kadın. Bir lokma alıyor, bir lokma alıyor, çöpe. Suudi Arabistan'da da böyle, otelciye dedim, bir dakika, taala, gel buraya. Dedim, niye döküyorsunuz bunu ya? Bak dedi, 2 tane polis oturuyor dedi. Benim otelim 5 yıldızlı dedi. 2 tane kanun var dedi, onlar bakıyor. Bir yedim yemeği bir daha veremem dedi. Bu artırdığı yemeği bir daha verirsem benim otelimi kapatırlar dedi. Bizde de öyle. Öyle diye. Bizim Müslüman adam alıyor bir lokma atıyor çöpe. Vallahil azim Allah sevmez. Vallahu la yuhibbul müsrifin. Kur'an'da ayettir. Allah müsrifleri sevmez. Ve o ekmeğe hakaretten dolayı zenginin elinden uçar gider. Başına dert gelir, sıkıntı gelir. Lütfen yiyeceğiniz kadar su doldurun. İçeceğiniz kadar çay doldurun. Maalesef Anadolu'da her yerde, İstanbul'da da öyle. Çay içiyor, içiyor. Dibinde şöyle bir parmak, yarım parmak bırakıyor. Tabağı yiyor, yiyor. Birkaç kaşıklık bırakıyor. Onu da içerse görgüsüzlük olurmuş. Değil. Onu çöpe atmak, peygamberi darıtmak demek, Allah'ı darıtmak demek. Mutlaka suyunuzu tüketin, çayınızı tüketin, yemeğinizi tüketin. Asla çöpe atmayın. Yiyeceğiniz kadar alın. Arkadaşlar, maalesef bunu, bu İslam'ın kuralını İngiliz gavuru uyguluyor, biz uygulamıyoruz. Ben Londra'da bir dilim elmayı jelatinlemiş koymuş. Adam şeker hastası, fazla yemesi yasak, bir dilim elma satıyor. Biz de bir dilim elmayı, ben şimdi Adapazarı'nda iftar edeceğiz. İmtihandan çıktık arkadaşlarla. Manavından geçiyoruz, eve yetişemeyeceğiz. Trenle geliyoruz İstanbul'a. Dedim ki şuradan dedim 3-4 tane portakal ver. Ne yapacaksınız dedi, iftar açacağız dedim. Bana bak dedi, sen beni hakaret ediyorsun. Yok amca dedim ya, portakal ye dedim. Paramı vereceğim, paramı vereceğim. Bana bak seni döverim ha dedi. 3 portakalın adı mı olur dedi. O bir dilimi satıyor, dikkat eder misiniz? İsrafı önlemek için bir dilim satacağız. Bir dilim yiyeceğiz. Geri kalanı satacağız. Ama ısırıyoruz, atıyoruz. Allah hesabını sorar, o nimeti elimizden alır. Almıyor hocam, alıyor. Ben siyasetçi değilim. İşçiye şu kadar vereceğiz, bu kadar. Ulan ne kadar versen, israfı önlemedikçe para yetmez. İsrafı ölmedikçe para yetmez, bereket olmaz.
İstanbul'un ekmek artığı Sudan'ı doyuruyormuş yahu. Bu abartılı laf değil. Bil hesap yapılan şey bu. İstanbul'un ekmek artığı Sudan milletini doyuruyormuş. 20 milyon. Bu Allah soracak. Bu nimete hakarettir çöpe atmak. Elindeki zenginliği alır. Zenginlik, herkes zengin. Lüks arabalar, yolları almıyor. 3-4 tane araba var evde. Bereket yok, yetmiyor diyor. Yine bağırıyorsun. Bereket kalmaz. Evde huzur olmaz. Allah'ın nimetine saygı. Onun için lütfen tabağın dibinde, çay bardağın dibinde, su bardağın dibinde suyu arttırmayın. İçeceğiniz kadar alın. Yiyeceğiniz kadar alın. Çöpe atmayın. Çöpe atmayın. Kediye, köpeğe verebilirsiniz. Canlıya verebilirsiniz ama çöpe atmayın. Bereketi alır Allah, arattırır size o nimeti. Onu arz etmek istiyorum. Onun için düğünde de bunlar çöpe atılmıyorsa 10.000 kişi yemek ver. 3 günü doldurma. O riyadır, vebaldir dedi. 2 gün, 2,5 gün ver yemek, ziyafeti ver. Zenginliğe göre kötü değil. Ama herkesi çağır. Öyle diyor Peygamberimiz. Bir gün haktır, güzeli bir gündür. 2 gün hadi sünnettir. 3 gün riyadır. 3 günü doldurmayacaksınız. Bu gelinin binmesi mi, evden gelinin çıkması mı, düğün biter, gerdeğe odasına girme mi konusunda alimlerin çeşitli görüşleri var. Bizim memlekette uygulanan, kız evini alıyor kızı oğlan, arabayı götürdü mü düğün bitiyor. Öyle, öyle. Yani 2,5-3 günü doldurmuyorlar öylece. Artık siz nasıl anlarsanız. Evet, el velimetü hakkun. فَمَنْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim düğün yemeğine icabet etmezse Allah'a ve Resulüne isyan eder. Dikkat, şimdi önemli şeyler söyleyeceğiz. Müminlerin birbirini davet etmesi sünnettir. Müminin davetine icabet etmek de gerekir. Düğün yemeğine mecburi, farz diyen var. Vacip diyen var düğün yemeğine. Müminlik görevi. Evet. Müminin mümin üzerinde bir hadiste 5 hakkı var. 1, selamün aleyküm. Ne diyeceksiniz? Haşşele. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam değil. Ve aleyküm selam. 1, hastalandı. Ziyaret etmek senin görevin, onun hakkı. Öldü. Cenaze namazı gideceksin. Senin görevin, ölenin hakkı. İşin yoksa defnine gideceksin. Cenaze namazı kılsan bir Uhud dağı kadar sevap alırsın. Defninde bulunursan 2 Uhud dağı kadar. Evet. Bir diğer hak davet ettiği icabetü dave. Gel bir çorba içelim evde. Eh de. Kalpler ısınsın birbirine. Bereket yağsın eve. Çağır. Din kardeşini, insanları davet et. İcabet haktır. Adamın hakkı senin görevin. Çağıranın hakkı senin görevin. Bir de tüh dedi. Ne diyecek hapşıran? Elhamdülillah. Sıkıntın gitti. Duyan ne diyecek? Yerhamdülillah. Farzdır diyorlar. Yerhamdülillah demek farzdır. Anadolu'da buna ne diyorlar? Çok yaşa. Eyvallah. Eyvallah. Ama yerhamdülillah peygamberin sözü. Daha güzel. O adam ne diyecek? Yehdina ve yehdikumullah. Allah bize de size de hidayet versin. Evet. Bir diğer hadiste sittün diyor. O sittün de bir şeysi nasihat istediği zaman nasihat etmek. Komşu, amca, ağabey. Ya ben bir şu işi yapmak istiyorum. Sen de tecrübeli bir adamsın. Yol göstermek zorundasın. Bak bu işin şu tehlikeleri var, şu avantajları var. Şöyle yaparsın, böyle yap. Yol göstereceksin. Din kardeşinin görevi. Nasihat istediği zaman nasihat edeceksin. Böyle şey var. Davet ediyor, geciktirmeden gideceksin, mazeretin yoksa. Evet, nasihat istediğinde hemen nasihat vereceksin.
Yalan söylemeyeceksin, doğruyu söyleyeceksin. Bunlar müminlerin görevleri, karşı tarafın hakkıdır. Evet, kimisi bu söylediğimizlere farz demiş, vacip demiş. Öyle önemli, yani Şafii'de, Maliki'de çeşitli fikirler var. Önemli yani, çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Ama adam cimri, asalak. Biliyor ki adam cömert, yediren içiren bir adam. Mahsız davetsiz gidiyor yemeğe. Evet, o hiç doğru değil. O hiç doğru değil. Eğer böyle şey ederse, davetsiz olarak giderse, evet, hırsız olmuş oluyor. Davetli gideceksin. Sen de duyuracaksın. Davetsiz gitmek yok. Açgözlü, hırsız olmamak için davetsiz gitmeyeceksin. Onu da Peygamberimiz yasaklamış. Şimdi sen perhizli adamsın. Düğün yemeği herkese hitap eden bir yemek. Doktor yeme diyor. Gideceksin. Bu sünnetin yerine gelmesi için gideceksin, eve gireceksin, düğün yerine gireceksin, mübarekesini diyeceksin, yemeyebilirsin. Yani yemek dedik ya, düğün yemeği, rahatsızlığın var, yemeyebilirsin. Ama gideceksin, o düğün yerine gireceksin diyor. Oraya gireceksin. İyi hocam da, düğün öyle düğün işte hocam. Dansöz oynatılıyor, aslan sütü içiliyor, şarap içiliyor. Buna gitmek yok. Hele imam Cevat Hoca bütün birçok insana rehberlik ediyor. Sözüne inanılır bir adam. Vaiz, müftü, imam, hakim, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı. Dine göre konuşuyorum. Ben öbürlerine karışmıyorum. Bu adamlar kötü düğünlere gidemez. Ben gidersem demek yeri varmış, düğünde içiliyormuş der adam. Bir tür adam içki içmesi sebep olur. Yeri olmaz, hoca gidemiyor de demez misiniz? Onun için diyorlar, öyle diyor hoca efendi. Mukteda ise, evet, gidemez böyle pis düğünlere. O sarhoşların arasına oturamaz. Haramdır. Kesinlikle vela yakut mutlaka, mutlak surette oturamaz o düğüne. Muktedâ da diğer öyle değilsin. Sıradan bir vatandaşsın, komşun, akraban gitmese görünüp ateş üstünde durar gibi bir köşede içmeyeceksin. O pisliklere karışmayacaksın. Yani fitne çıkacaksa, hani dargınlık falan olacaksa idare edeceksin ateş üstünde durar gibi. Ama mukteda, kendisi uyulan bir kişi ise asla gidemez diyor dinen. Dinen bilmiyorsun nasıl olduğunu, gittin hemen kaçacaksın. Giremez diyor. Gördün ki işler karışık, kesinlikle giremez. Hemen oradan içeri girip oturamaz, dönmesi lazım. Evet, adam %100 içirecek, şarap içirecek, dansöz oynatacak. Yani Anadolu'da kara oynatmak derler ona. Sen de bunu biliyorsun. Hayır, sen de icabet etmemek caiz. Hocalar zaten gidemez de, müfteda olanlar, mukteda olanlar. Sen de böyle yerlere kesinse, böyle yapılacak şeyle gitmeyebilirsin. Fitne olacaksa işte ateşin durağı gibi idare edeceksin diyor. Dinimizin emirleri böyle. Peygamberimizin bu güzel sözlerine kulak verip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini belledikten sonra uygulayacağız. Müslümanlar birbirinin kardeşi, bütün insanlar insanlık kardeşi, onlara öğreteceğiz. Benim sünnetimi duyan, belleyen,
tatbik eden, sonra da kardeşini öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak etsin diyor. Bu duayı mazhar olacağız. Cenab-ı Hak bizi iki cihanda yüzü ak olanlardan eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife, Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ervah-i paklerine hediyedik. Vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümle peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah, teala aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-i kudsiyelerine hediyedik. Vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhim ervanı hediye edik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşahefendilerimizin, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu aziz vatanı bizlere bezli, verme, hediye için canlarını bezleden, sıkıntına giden şüheda ve kuzatın, hayır eserleri diken ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahını hediye edik. Vasıl eyle, cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Bizi tevfik ve hidayetinden ayırma.
Recep-i Şerif'i hakkımıza hayırlı mübarek eyle. Şaban-ı Şerif'e yetiştir, hayırlı mübarek eyle. Ramazan-ı Şerif'e yetiştir, günahlarından arınmış olarak anasından doğduğu gibi tamamlayan güzel müminlerden eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Senin nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Senin adını her yerde zikreden zakirlerden eyle. Ya İlahel Alemin, sana kullukta kusur etmeyen, kulum diye hitap ettiğin, sevdiğin güzel kullardan olmayı bize nasip eyle. Nefsi emmaremizin eline bir an bile bizi esir etme. Haramı görüp, batılı görüp uzak kalanlardan, hakkı görüp, helali görüp onunla beraber olanlardan eyle. Bunun için bize yardım eyle. Tevfik-i Samadani'ye mazhar eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımıza şifalar lütfeyle. Dağda kalanlarımıza imdad eyle. Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'e merhametinle, setrinle, şefkatinle, rahmetinle muamele eyle. Ya İlahi'l Alemin, Ümmet-i Muhammed'in arasına hile sokmak isteyen, Müslümanları birbirine düşürmek isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Katı kalplerimizi birbirimize ısındır. Bizim de gönlümüzde, kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak ruhumuzu teslim etmeyi ve kabrinde cennet bahçelerinden birisi olarak kıyamete kadar kalmayı, cennete girmeyi, Firdevs-i Ala'ya ulaşmayı, Efendimizin ile beraber haşr olmayı, cemal-i ilahine ulaşmayı, bu nimetleri bize lütfeyle, bunun için tevfikini refik eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruke ve netubu ileyk, subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha.